Belki de birçoğumuzun daha önce hiç duymadığı isminin saçma sapan bir hikayesi olsa da günümüz hava araçlarının bugünkü halini almasına çok önemli bir yeri olduğunu düşündüğüm Skunkworks'ı anlatmak istiyorum. Yıl 1943. İkinci Dünya Savaşı hızla devam ediyor. Bir mühendis bir savaş uçağı projesi için Lockheed Aircraft Corporation şirketine çalışan mühendisler ve üretim teknisyenleri arasından çok elit bir ekip kuruyor. Ekibin amacı minimum yönetim kısıtlamaları ile hızlı bir şekilde projeyi geliştirmek. Savaş devam ettiği için Lockheed'in mevcut fabrika binasında yeni proje için yeterli alan mevcut değil. Bu nedenle bu mühendis ve ekibi bu projeyi Lockheed fabrikasının yakınlarındaki kiralık bir sirk çadırında yürütmeye başlıyor. Ekip bu projenin gizliliği konusunda sürekli uyarılıyor. Proje hakkında en ufak bir bilginin dahi dışarıya sızmaması için telefon konuşmalarına dahi önem veriliyor. Bu arada mühendisler kendi aralarında projeye ve kokuya ilişkin çeşitli şakalar yapıyor, isimler takıyor. Ekibin bir mühendisi olan Irv Culver, dönemin bir gazetesi olan El Cap gazetesinde yayınlanan Lil Ebner isimli çizgi romanın hayranı. Bu çizgi romanda derin, gizemli ve kötü kokulu bir yer şeklinde bahsedilen Skunkworks isimli bir orman var. Bu ormanda kokarca, eski ayakkabılar ve diğer garip malzemelerden üretilen bir içecekten bahsediliyor. Bir gün ofiste otururken Culver'ın telefonu çalıyor ve Culver telefona "Skunkworks, ben Culver" şeklinde cevap veriyor. Bunu duyan diğer ekip arkadaşları Lockheed'in bu gizli projesi için bu ismi kabul ediyorlar ve Skunkworks bir süre sonra Skunkworks olarak değişiyor. Bir zamanlar bir çalışanın esprisiyle başlayan bu takma isim daha sonra Lockheed'in tescilli ticari bir markası oluyor. Skunk kelimesinin Türkçesinin kokarcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler de şimdi öğrenmiş oldu. Zaten bu durumda Skunkworks'un logosunun da bir kokarcı olması çok da garipsenecek bir durum değil herhalde. İşte size saçma sapan bir isim hikayesi. Şimdi Skunkworks'un neden bu kadar önemli olduğuna tekrar dönelim. 1943 yılında Amerika Birleşik Devletleri ordusunun taktik hizmet komutanlığı, hızla gelişen Alman jet uçakları tehdidine karşı duyulan müthiş ihtiyaca binaen Lockheed Aircraft Corporation ile bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşma doğrultusunda Clarence Kelly Johnson isimli genç mühendis ve onun genç mühendis ekibi ABD ordusuna bu anlaşmadan bir ay sonra XP-80 Shooting Star jet avcı uçağı teklifini sunuyor. Kelly Johnson ve ekibi ABD'nin ilk jet savaşçısını yapmak için hazırlıklara başlıyor ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu proje Kelly Johnson ve Skunkworks'un doğuşu olarak tarihe geçiyor ve tarih 1943 Haziran'ı. Proje başlayalı 4 ay oluyor. Fakat XP-80 için resmi bir sözleşme dahi yapılmamış. Müşteri gelecek, bir talepte bulunacak, sadece el sıkışılacak, yani resmi bir sözleşme olmayacak. Bu sonrasında Skunkworks için alışılmış bir uygulama haline geliyor. XP-80 için öngörülen süre sadece 150 gün gibi çok kısa bir zaman. Kelly Johnson ve ekibi XP-80'i öngörülen süreden 7 gün daha erken tasarlıyor ve 143 günde inşa ediyor. Kelly'nin Skunkworks'u bu kadar etkin ve etkili bir şekilde kullanmasını sağlayan şey onun alışılmamış yenilikçi yaklaşımı.
yenilikleri bastıran ve ilerlemeyi engelleyen bürokratik sisteme karşı koyarak mevcut kuralları çiğniyor. 143 günde ürettikleri XP-80 Shooting Star ile İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirirken, sonrasında geliştirdikleri ve ürettikleri U-2, F-104, SR-71, F-117, F-22, F-35 gibi uçaklarla askeri havacılığın tarihine yön vermiş oluyorlar. Bu projeyle onların bu başarılarını sağlayan Kelly'nin 14 kuralı ve yöntemi oluşmuş oluyor. Bu videoda 14 maddelik kurallar dizisinden bahsetmeyeceğim. Ancak okumak isteyenler için bu 14 kuralı açıklamalar bölümündeki linkte paylaşıyorum. Benim vurgulamak istediğim konu aslında çok daha basit ve öz. Skunkworks, kendini geliştirmiş, yenilikçi, alanında uzman kişilerden oluşmuş topluluklara ekonomik ve bürokratik özgürlük sağlandığında yapabileceklerini görmemizi sağlayan en iyi örneklerden bir tanesi. IBM, Motorola, Malezya Hava Yolları gibi birçok ünlü kuruluş, çalışanlarını orijinal fikirler üretmeye teşvik etmek için tescilli bir marka olmasına rağmen Skunkworks'un sistemini veya benzerini kullandılar. Normal çalışma ortamlarından çıkarılan küçük ekipler oluşturdular ve kuruluşlarının standart yönetim kısıtlamalarına göre olağanüstü bir özgürlük sağladılar. Bulundukları bu konumlara gelmelerinde bu kurallar dizisinin çok büyük önemi olduğu kesin. Bir projeye, bir oluşuma ne isim verdiğimizin hiçbir önemi yok. Önemli olan ortaya çıkan ürünün kalitesi ve dünyayı nasıl değiştirdiğidir. Arkadaşlar, her videonun sonunda askeri havacılıkta kullanılan bir kısaltmayı açıklayacağım. Eğer siz de bugünkü kısaltmayı öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Takipte kalın.